Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını kısa zamanda tüm dünyaya yayıldı ve milyarlarca insanın korkulu rüyası haline geldi. Devletler salgınla başa çıkabilmek için tedbir üstüne tedbir aldı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği virüse karşı kesin çözüm üreten bir tedavi hala yok. Virüsten korunmanın tek yolu sosyal izolasyon. Türkiye'de bu kapsamda birçok tedbir alındı. 65 yaş ve üstüyle 20 yaş altındaki vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Amaç insanların bir araya gelmesini engelleyerek virüsün bulaşma oranını minimuma indirmek. Peki alınan tedbirlere vatandaş uyuyor mu? Virüsle mücadele kapsamında tedbirler üst seviyeye çıkarılmaya devam ediyor. Birçok önlem alındı. Amaç vatandaşın sokağa çıkmasını engellemek ve sosyal hareketliliği düşürmek. Peki vatandaş bu tedbirlere nasıl cevap veriyor? Şimdi bunu size göstereceğiz. Burası Malatya'nın en içtek yerlerinden bir tanesiz. Hemen solumda AVM, sağımda ise Sümer Park var. Burası normalde bu saatlerde çok kalabalık olurdu. Ancak son alınan tedbirlerle beraber buradaki insan sayısının bir hayli düştüğünü söyleyebiliriz. Son 3-4 günde olduğu gibi burada da bugün de insan sayısında gözle görülür oranda bir düşüş var. Malatya'da polis ekipleri haklarında sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşlara da göz açtırmıyor. Evet. 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan bir genç de ekipler tarafından yakalanarak hakkında cezai işlem yapıldı. Polis ekipleri tarafından götürülüyor ve hakkında cezai işlem uygulanacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi de kentte tedbirlerini arttırdı. Hemen hemen her noktada dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da zaman zaman kentte Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan tedbirleri denetliyor.